Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Prince Heinrich'le oynuyoruz. Heinrich normal Alman savaş gemilerinin aksine sonradan eklenen ikinci ağaç üzerinden bir gemi. Bu ağaçların arasındaki fark ne? Hani hangisi bana göre derseniz öyle kısaca özet geçeyim. Normal tarihi ağaç bu kısım. Burada normal bir tamiriniz ağacınız var. Canınız biraz daha yüksek, dayanıklılığınız biraz daha fazla. Ama sonradan eklenen bu kısımda ikinci toplarınız biraz daha güçlü. Onun yanında ek olarak hızlı tamire sahipsiniz. Şu donanım yani sayısı sınırlı ama hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu oyun içerisinde doğru bir şekilde kullanırsanız ve sayısını arttırmak için komutan yeteneğini de alabilirseniz ileride normal bir hasar savunma timine göre çok daha güçlü oluyor. Özellikle Ruslarla oynamaya alışıksanız bu kısım biraz daha kolay gelebilir. Onun dışında hani zırh düzeni vesaire çok büyük bir farka sahip değil. Normal bir Alman zırhına sahipsiniz. Hava savunmanız vesaire aynı. Değişen tek hani gerçek değişiklik. İkinci silahlarınız biraz daha yüksek yakma ihtimaline sahip. Daha iyi atış açıları olabiliyor. Onun dışında da şu hasar savunmalar. Hasar savunmanın avantajını zaten oyun içerisinde göreceksiniz. Hani 20 saniye kadar fark var. Bu bayağı büyük. Ve oyun içerisinde de ardı ardına kullanmamız gerektiğimiz bir durum olursa normal bir 60 saniyelik hasar savunma timinden ne kadar önemli olduğunu daha net göreceksinizdir. Hadi oyuna geçelim. Bu arada komutan yeteneklerini göstermedim ama hani normal bir Alman savaş gemisi zaten komutan yetenekleri olarak. Hani ikinci top odaklı gidiyorsunuz. Sadece 4 puana gizliliği düşürmeyi sıkıştırdım. Bir de şöyle bir fikir var aklımda. Eğer bu ağacı biraz seviye 9'a falan getirebilirsem ya da seviye 10'a bir muhrip oynayan bir arkadaşla beraber baya güzel bir video çekebiliriz. Çünkü geçen gördüğüm güzel bir oynanış şekli var. Böyle sisin içerisinden ikinci toplarla rakip takıma ızdırap olabiliyorsunuz. Öyle bir şansımız olursa ileride de mutlaka video çekeriz. Şimdi bu map'te normalde C'ye gitmeyi sevmiyorum savaş gemisi olarak küçük olduğu için. Ama hani biz ikinci toplarımızla savuracağımız için C daha rahat olabilir. Biliyorsunuz uzun menzilde toplarımız kötü. Yani benim ortaya geçmem ya da sağ taraftan işte şuralara gitmem çok büyük bir fayda sağlamaz. Çünkü buralardaki adamları vuramayacağım. Toplarınız normal Alman ağacındaki toplarla aynı. Uzakta vurmuyor. Ya da overpen atıyor. Bu arada şöyle bakınca fark ettim de geminin bu görünüşü hani biraz Kongo'yu anımsatıyor gibi. Şu zırh düzeni ön taraftaki. İkili top sonra şu yandan eklenen toplar vesaire. Kongo'yu biraz benzetiyor. Neye göre dizayn alınmış? Tasarımını okumadım. Bu gemilerin tarihi gemiler olmadığı için ama hani onları bayağı bir anımsatıyorlar. Keşke Kongo'da falan da böyle yüksek şey olsa, isabet menzili olan build'ler yapabilsek. İkinci toplardan bahsediyorum da anladınız zaten. Eskiden oyunu ilk başlayanlar varsa Closed Beta'dayken ya da Açık Beta'dayken sadece İngiliz, Almanlar falan varken pardon. Japonya ve Amerika varken İngiliz, Almanlar dedim ya. O zamanlar deli gibi ikinci top build yapardık. Hani her ülkede özellikle Kongo'da falan bile yapardık. Baya eğlenceli orada oynaması. İki savaş gemisi dip dibe geldiği zaman hani o görüntü bile süper olurdu. Şimdi korkuyorsunuz hani olmayan bir şey yapmaya. Çünkü herkes hani en garantili buildlere gidiyor. Sen bir şey yapmazsan geride kalıyorsun adama göre. Öyle bir durum olmasın diye de işte eğlenceden vazgeçiyoruz. O da güzel değil. Kaç biraz daha dönecek misin sen ya? Dönmeyeceğim. Oğlum sen neden ölüme geçtin ki? Şimdi 9,5 kilometrede ikinci toplarımız çalışacak. O yüzden böyle gelmesi sorun değil. Tamam. Bu torpilleri kim yaptı? Yüdeş torpilleri ise buraya gelir. Çok rahat. Evet. Şimdi. Kime vurabiliriz? Yani Yudeci torpidosu. Yudeci'ye menzilimiz yetmiyor. Biz ve bizim o muhrip orada ölecek. Bizim geriye gitmemiz lazım. İleri gidip dönemem. Çünkü torpidolar gelecek. Birazdan Yudeci gene torpido kullanacak. Şöyle kurvazörü çıkartmaya çalışabiliriz.
Dönecek misin? Dön, dön. Çok güzel oğlum. Biraz daha dön. Hadi bakalım. Güzel. 30 bin bayağı güzel. 2500 canı kaldı ama işte bitirecek hasarımız yok. Birini öldürmesi lazım. Hadi takım. Alırsınız adamı. Takım alamazmış takım adamı. Burada bir yerde ya. Öyle bir anda görünmez oldu ki geç kaldık. Şimdi biraz açımı düzeltmem lazım. Güzel. Şunu da açalım. Torpido gelebilir. Böyle dar yerde savaş bizim için kötü değil aslında. Güzel ama çok fazla adam var ya. Ben böyle toplanmalarını bir düşünmüyordum. Aslında böyle sis varken sisin içine yaklaşıp ikinci toprağı kusabiliriz. Dur ya bunu yapacağım. Videonun başında konuştuk ama madem adam böyle bize bir fırsat veriyor. Bir deneyelim bakalım nereye gidecek. Ateş etmeyeceğim. Tamir de edelim kendimize. Hadi ikinci toprağı gösterin kendinize. Adam böyle istemeden bize iyi bir açı verirse o zaman köşk atmak için vururuz ama direkt baştan sıkmayacağım. Evet. Sis kalktı bile. Çok dönmeyelim. Şimdi düzelteyim ya Ahmet. Yani sadece 3 mermi nasıl tuttu oradan Allah bilir. Şimdi torpidomuz var. O yüzden yakın mesafe dövüşten korkmuyorum. Şöyle yaklaşabilirim adamın üstüne. Yudaşi'den korkuyorum sadece. Çotto! Moeteru janay! Hayaku shouka shinasayyo! Kono manuke! Hadi lan ikinci toplar. Gösterin kendinizi. Yudaç'ı yağdırmış gene. Şimdi biraz şöyle dönmem lazım. Bir de şu adamı bizim torpido atmamız lazım bir ara. Biz o adamı vurabilir miyiz? Diğer torpido tübünü bozdu ya. Hadi ikinciler. Alırsınız o adamı. Hızlı bir tamir. Görmedim. Geç gördüm tamiri. Neyse. Bakalım şu torpidolar çarpacak mı? Bu arada yani bayağı zor bir yerde kalsak bile bilmiyorum, kaçmak istemedim ya. Eğlenceli oluyor çünkü böyle ikinci toplarla savaşmak. Bakın hani 4 kişinin arasında kaldık. 80 bin vurduk diyecektim. Torpido da çarptı. 90 bin oldu. 100 bin oldu. Öldü. Şey yavaş yavaş yani. Bir tane çarptı, bir tane çarptı. Üçüncü de öldü. Yani, tier 7 için 106 bin hasar. Ve ne zaman 3 adam öldürdük hiç bilmiyorum. Ama hani çok iyi ve gemide oynaması cidden eğlenceli oluyor. Yani ikinci toplarla oynamanın eğlencesi farklı. O 4 tane adamı gördüğünüz zaman başka bir gemide olsam %100 kaçardım arkaya uzaktan öyle yaka yaka devam ederdik. Ama ikinci toprağın adamın arasında girip savaşabiliyorsunuz ya. O çok daha heyecan katıyor bence oyuna. O yüzden bu ağacı mutlaka denemenizi öneriyorum. Eğer ileride de şansımız olursa dediğim gibi tier 9 ya da tier 10'a gelebilirsem. O zaman da mutlaka bir tane arkadaşım muhrip olarak alıp onunla sisin içerisinden böyle ikinci toprağı vura vura ilerlemeyi düşünüyorum. O da gene gayet eğlenceli bir video olacaktır. O zaman gelecek videomuzda görüşmek üzere.